Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kremalı havuçlu kek yapıyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. Öncelikle 3 adet yumurtamız var, o da ısısında olsun. 1 bardak toz şekerle iyice karıştıralım. Köpük köpük olup beyazlaşana kadar karıştırıyoruz. Ne kadar çok karıştırırsak kekimiz o kadar güzel kabaracaktır. Yumurta ve şeker istediğim kıvama geldi. Şimdi 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip bunları da karıştırıyorum. Bir su bardağı çekilmiş cevizim var, onu ekliyorum. Bir su bardağı rendelenmiş havuç. Bir tatlı kaşığı tarçını da ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Unumuzu eklemeye başlıyorum arkadaşlar. 2 su bardağı un kullandım. Yavaş yavaş ekleyerek karıştıracağım. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya kullandım. Bunları da ekleyip karıştırıp daha sonra kalıbıma dökeceğim. Kek harcımız hazır. Önceden yağlayıp hazırladığım kalıbıma döküyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde düzenledikten sonra 170 derecelik önceden ısıttığım fırında pişirmeye gönderiyorum. Kremamızı hazırlamaya başlıyorum. Bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ilave ettikten sonra topaklığı gidene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını açıp kaynayana kadar karıştırıyorum. Kremamız kaynadıktan sonra 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave edip karıştırıyorum. Eridikten sonra 1 paket vanilya ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıyorum. 15 dakika ılımaya bırakacağım. Kremamız ılırken ara ara karıştırmaya devam edelim. Kek soğuduktan sonra ters çeviriyorum. Kremayı her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Her tarafına sürdükten sonra çekilmiş cevizle pastamızı süslüyorum. Yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Pastamız servise hazır. Şimdi kesip size içini göstermek istiyorum. Yumuşacık, mis kokulu, harika bir kek oldu.
Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.